efendim, iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız çok geç. Nedeni Erzincan İliç'te faciaya neden olan madenle ilgili verilen bir karar. Birazdan aktaracağım zaten. Yine izleyeceksiniz. Ev kadınlarına emeklilik desteği vaadi verildi. Ama çok geç kaldınız. Zaten geçtiğimiz iki seçim öncesinde de aynı sözü vermiştiniz. Çok geç dediklerinizi sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Tam 100 saat geride kaldı. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde tonlarca ağırlıktaki toprağın altında kalan 9 işçiden hala haber yok. Çevre Bakanlığı facianın 5. gününde maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. İliç'te sinirler de gergin. Maden işçileriyle sendikacılar arasında tartışma çıktı. Sessiz kaldık diyen işçiler kendileriyle de yüzleşmek zorunda kaldı. Yazık bize ya, vallahi yazık ya. Yazık göçün altında. Ölümüne yol açanlardan biri de hepimizin suçu aslında. Suskunluklarını, kendilerini sorguladı maden işçileri. Göçük altında kalan 9 işçiye 100 saat geçmesine rağmen hala ulaşılamazken çalışma arkadaşlarının acısı bu sözlerle dışa vuruldu. Seni işler atarım, sana şunu yaparım, sana bunu yaparım deyip bu işleri sustura bu hale getirdiler. Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagolt Madencilik Şirketi'ne ait altın madeninde meydana gelen göçükle ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı. 6'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. 210 dönümlük alanda çalışmalar sürüyor. Bu kamyona ait parçalar bulduk. Oraya odaklanmış durumdayız. Kayan toprak Sabırlı Dere yatağına ve altın madeninin hemen yanındaki manganez ocağına döküldü. 6 işçi dere yatağında, 3 işçi de ocak içinde aranıyor. O toprak 35 metre yüksekliğinde, yani neredeyse 12 katlı bir apartman yüksekliğinde. Dolayısıyla oraya erişmeye çalışıyoruz. Devlet gelip işçiye soracak. İşçiye devlet gelip sorduğu zaman sus, seni işten atarım diyorlar. Devlet kimden bilgi alacak? Devlet senden benden bilgi alacak. İşçiyi de süslüyor. 5 gündür toprak altında kalan çalışma arkadaşlarından haber bekleyen işçilerin öfkesi ise Maden İş Sendikası'nın ilçeyi ziyareti sırasında taştı. İşçilerin sözlerinde büyük yüzleşme vardı. Hem sendika yetkililerine hem de sessiz kalışlarına öfkeliydiler. İşverenle beraber bu. İşverenle beraber. Her şey işverenle beraber yapıyor. Beraberinden biri de bu Maden İş Sendikası. Yeter artık ya. Bizi köle ettiniz ya. Memleketimizde canımızla malımızla köle ettiniz. İşçiler sendikayı haklarını korumamakla suçlarken Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Gürbüz'den şov yapma çıkışı geldi. Biz sesimizi söylediğimiz zaman susun. Susun. Madene ben mi sattım? Origin yerine ben mi sattım? Şov yapma. Şov. O sana o gaz için verirsek gel onun yanına gel. O arkadaşın en büyük ölümüne yol açanlardan biri de hepimizin suçu aslında. Hepimizin suçu. Benimle uğraşacağınıza oraya müdahale edin. İşçilere, maden şirketi yetkililerine, şirketi denetlemeyenlere en büyük tepki ise 9 yıldır tek başına hukuk mücadelesi veren Sedat Cezayirlioğlu'ndan geldi. Beni yargılıyorsunuz dünyaya duyurduğum için, 9 senedir mücadele ettiğim için, bedeller ödediğim için, sayısız davalara maruz kaldığım için, vatan toprağımı savunduğum için. O topraklar 400 yıllık benim. Maden şirketinin de daha önce dava açtığı Cezayirlioğlu, göçüğün üzerinden 24 saat geçmeden yanlış bilgiye alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Günde iki defa polis merkezine giderek imza vermesi şartıyla serbest kaldı ama işinden oldu. Çünkü makinist artık göreve gidemiyor. Kamu görevlisinde işimden olduğum gibi bir özel şirkette makinist olarak çalışıyordum. Şu anda benim ekmeğimle de oynanmış vaziyette. Cezayirlioğlu'nun maden sahasına 3 kilometreden fazla yaklaşması da yasaklandı. Ki benim köyüm maden sahasına 180 metre. Yani köyüme gitmeme. Bu mu insanlık? İnsanlık öldü. Türkiye'ye sesleniyorum buradan. Yeter, buraya geldi. Çevre Bakanlığı demişti ki bakanlığımızın altın madeni lisansı verme yetkisi yok. Tamam dedik, o Enerji Bakanlığı'nın yetkisi ama sizin Enerji Bakanlığı'ndan önce ÇED raporu vermeniz gerekli dedik, buraya kadar doğru. Peki bugün yaptıkları gibi çevre izin ve lisans iptal etme yetkisi meğer varmış. İptal ediyorsa izni de Çevre Bakanlığı verdi. Yani teknik ifadelerle, açık olmayan ifadelerle kafaları bulandırmaya çalışın, durun. Şimdi önemli olan kapatıldı mı bu maden? Bir daha çalışmayacak mı mesela?
Net açıklayın. Umarım öyledir. Peki sizce 5 gün geçmiş. Çevre Bakanı neden bölgeye gitmedi hiç? Aslında nedenini tahmin etmek çok da zor değil. Eski Çevre Bakanı yeni İBB Başkan Adayı kurumun adını uzak tutabilmek. Ayrıca Sağlık Bakanı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitmedi. Cumhurbaşkanı'nın seçim çalışmalarında. En son dün biz yoksak gaz yok diyordu yine meydanlarda. Devam edelim. Altın madeninde yaşanan felaketle ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlatılan bilirkişi ön raporu tamamlandı. Anagold asli kusurlu bulunmadı. Siyasi sorumlu da yok. Asli kusur 5 çalışana yıkıldı. Tüm sorumluluk çalışanların üzerine atılmak isteniyor. Asıl sorumlular olan şirketin yönetim kurulu üyeleri ve ÇED izin belgesinin altına imza atan siyasi sorumlular bilirkişi ön raporunda yok. Yeterli denetimi yapmayan, devlet gibi davranmayan kurum yöneticileri, kurumlar suçludur. Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasının ön bilirkişi raporu. O rapora göre maden şirketi kusurlu bulunmadı. Yöneticileri de öyle. Siyasi sorumlu da yok. Facianın faturası 5 personele kesildi. Oksit operasyon baş mühendisi, proses oksit müdürü, oksit operasyon mühendisi, operasyon direktörü müdürü, borulama süpervizörü asli kusurlu bulundu. Asıl işveren Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ vekili tali kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Suçlu kim? Gariban işçi. Zengin yine kurtuldu. Kanadalı şirket yine kurtuldu. Adaletiniz batsın. Bize göre asıl suçlu Türkiye'de siyanürle, sülfürik asitle maden aratanlar, yabancılara bu ülkenin topraklarını, bu ülkenin çevresini peşkeş çeken iktidar suçludur. Haber alamıyoruz yani, şu anda 4. günden haber alamıyoruz. Yığın içinde, gün içinde tespit edilen çatlakların artmasıyla büyük risk oluşacağını bilmesine rağmen liç yığını altında bulunan yolun kapatılması talimatını vermediği, eğer verilmiş olsaydı yığın içi altında çalışan olmayacaktı. Oluşan çatlakları ehil biri olarak çok büyük risk oluşturacağını bilmesine rağmen bunları göz ardı etti. 5 personel de benzer gerekçeyle asli kusurlu bulundu. Yığın içinde oluşan çatlaklar rapora girerken önlem alınsaydı bölgede çalışan olmayacaktı denilirken muhalefet ÇED raporlarıyla yapılan kapasite artışları bu artışlar nedeniyle oluşan yük ve kayan atık yığını var dedi. Şirket ve siyaset sorumlu diye ses yükseltti. Fırat'a 350 metre yakınlığında sülfürik asitli ve siyanürlü atıkların depolanmasına izin veren, hatta fay hattının üzerine toprak havuzun yapılmasına müsaade eden kurumun başındaki Murat Kurum suçludur. Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve siyasi sorumlular da bu davaya dahil edilmek zorunda. Şu an durduğumuz yer altın madenine 5 kilometre. Yakuplu bölgesi burası. Madenin devamı burası. Çalışma var orada. Ara vermişler şu anda bu olaydan dolayı. Altın aramak için sondaj çalışmalarının devam ettiği bu yer maden şirketinin 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ikinci kez kapasite izni aldıktan sonra kullanmaya başladığı rezerv alanı işte burası. Çöpler maden şirketinin olduğu bölüme yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta. O harfiyatın töküleceği 22 metre bugün. 32 metre. Neden yani bu yükseklik bu arttı? Madenci yakınları da kapasite artışına tepki gösterirken muhalefet madende kayıt dışı çalışan var mıydı? Toprağın kaymaya başladığı anda cep telefonu kamerasına yansıyan arazi aracındaki 3 kişinin maden personeli olup olmadığını gündeme taşıdı. Bu 9 kişi kayıp deniyor. Pikapta 3 kişi var deniyor. Bu 3 kişi orada çalışanlar mı? Bunlar kim? Suçlu kimmiş? Tahmin ettiğimiz gibi yine bizim mühendisler. Var mı şirketin CEO'su, yöneticileri? Onlar yok. Başka kimler yok? Bilir kişiler, izin veren idari yetkililer, bakanlık çalışanları veya imzası olan bakan. Onlar yok. Olacaklar mı? Yok. Olmayacaklar. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize ile Trabzon'da seçim mesaisindeydi. Mitinglerde seçmene hayat pahalılığını biz çözeceğiz diye seslendi. Yapay zeka kullanarak aday belirliyoruz diyen CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere şu an canımızı acıtan sıkıntıların muhakkak üstesinden geleceğiz. Bugünkü sorunları da çözecek olan
yine biziz. Hayat pahalılığı ve enflasyonu biz çözeceğiz diyerek o istedi Erdoğan. Ekonomik zorlukların farkındayız diyerek yerel seçimlerde CHP'li seçmene seslendi. Alternatifsiz değilsiniz, biz varız dedi. CHP'li vatandaşlarımızın siyaset kurumundan umut kesmelerinin önüne geçeceğiz. Bu kardeşlerimizin de oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz. Korkmayın, 31 Mart'ta biz birlikte olursak, Atatürk devrimlerine inanan, hayranlık duyan bizler birlikte olursak 31 Mart bizimdir, yarınlar bizimdir. Size bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz diyenlere belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara esaslı bir ders vermeye hazır mıyız? Yapay zeka çağın bir gerçeği. Yapay zekayı dışlayan bir anlayış olmaz. Yapay zeka teknolojisi kullanarak aday belirliyoruz diyen Özgür Özel'le Erdoğan arasında yaşanan polemik. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'deydi. Erdoğan Rize'deki programına 2 saat gecikmeli katıldı. Rizeliler sağanak yağmur altında aday tanıtım programının başlamasını bekledi. CHP lideri Özgür Özel Ankara Yeni Mahalle'de Pir Sultan Abdal Cemevi açılışındaydı. Günün birinde bu ülke Sünnilere hangi imkanları tanıyorsa Alevilere de o imkanları tanıyana kadar sizinle birlikte mücadele edeceğiz. Bakınız bizi yıllarca köken üzerinden, meşrep ve hayat tarzı üzerinden bölmek istediler. Geçmişte gerçekten çok zor ve karanlık günler yaşadık. Her alanda Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler. Ankara'ya Ankara'yı parsel parsel satan, peşkeş çeken Melih Gökçek zihniyetini geri getirmek. İstanbul'a üzerinde helikopterle uçup kupon arsaları Arap şeyhlerine satmayı planlayan rantçı talancı anlayışı geri getirmek istiyorlar. 31 Mart seçimlerine yaklaşırken iktidar muhalefet sert mesajlarla karşı karşıya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'da dile getirdiği "biz yoksak doğalgaz yok" sözlerine "millet öyle bir had bildirir ki süt dökmüş kediye dönersiniz" diyerek karşılık verdi. Üsküdar'da AK Parti çadırını da ziyaret eden İmamoğlu iktidarı oy isterken tehdit etmekle suçladı. Sizi dikkate alması için oyunuzu sizi tehdit edene vermeyin. Bizim milletimizi tehdit edene bu millet pabucu bırakmaz, öyle değil. Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok. Ordu'da yine gerçek duygularını ifade ediyor. Diyor ki önce siyasetin namusu var diyor. Ben dedi cumhurbaşkanıyım. Doğalgaz gelsin istiyorsan benim adayıma oy vereceksin dedi. Milletini tehdit ederek oy isteyenden seçimden sonra Allah korusun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu mitinginde dile getirdiği "biz yoksak doğalgaz yok" sözlerine yanıt İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Erdoğan'ın adını anmayan İmamoğlu "millet tehdide pabuç bırakmaz, süt dökmüş kediye dönersiniz" dedi. O bir kişilik anlayış, kendini her konuda muktedir görüyor. Kibir dağları aşmış. Bugün sizi tehdit eden oyu alınca neler yapar neler. Bu millet öyle bir hat bildirir ki süt dönmüş kediye dönersiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Üsküdar'da Büyükşehir Belediyesi'nin dijital tanıtım merkezindeydi. Sonra hemen yanı başındaki AK Parti çadırını ziyaret etti. Kimsenin şahsi meselesi değil. Sağ olun başkanım. Memleket için yapılan her iş bizim işimiz. Neler neler yaşadık. Böyle deyince de sesim birine benziyor. Allah'ım ya Rabbim ne diyeyim? Görevi vermek için 17-18 gün beklettiler. Kazanmadınız dediler. Hile dediler. Hırsız dediler. Ve çaldınız dediler. İnsan kendi gibi bilirmiş. Bizim kalbimizi çaldı. İnanın tek hırsızlığım o olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. Hayat boyu gönlünüzü çalmaya devam edeceğim. İmamoğlu ikinci durağı Kartal'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerini hatırlattı. Merkezi yönetimle yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı.
Hatay'da oy vermedikleri için hizmetin nasıl geciktiğini depremzedelerin gözünün içine baka baka anlattı. Anlattı bunu. Çok tepki gelince 2-3 gün sonra bu Cumhuriyet Halk Partililer var ya, kendilerine oy verenlere hizmet eder, oy vermeyenlere hizmet etmez dedi. Ya Allah akıl versin. Millet bunu yemez. Bu akla sandıkta öyle bir ders verin ki seçimden sonra kalan 4 yılında size deli gibi hizmet etmek zorunda kalsınlar. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan rakibi Ekrem İmamoğlu'na Don Kişot benzetmesi geldi. Hayali düşmanlarla kavga ediyor dedi. Kurum'a ekonominin gerçeklerini hatırlatansa ziyaret ettiği bir esnaf oldu. Bir döner ustası geçmiş yıllardan örnek verdi, şimdi yaşadığı sıkıntıları anlattı. Ben çalışıyorum, maaşımla geçinemiyorum ben İstanbul'da. 96'da maaşımla bir yılda bir ev aldım babama. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a Eyüp Sultan'daki esnaf ziyaretinde yaşadığı geçim sıkıntısını, her geçen gün eriyen alım gücünü örnek vererek anlattı döner ustası. Eskiden ev alıyordum, artık memlekete gitmek hayali oldu dedi. Onun dışında da başka bir parti kapıyor. Yani benim şey bilmedim. Ama rahmetliden sonra bitti yani. Her şey bitti. Yapma gözüne. Vallahi bitti. Öyle dersen yazın buraya. Bak bu kadar emek. Ülkeyi nereden nereye getirdin? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu mücadeleyi bizden başkası vermez. Verir. Murat Kurum partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı seçildiği yılı hatırlattı. Ben inanıyorum 94 ruhunu taşıyan bu büyük aile bitti demeden hiçbir şey bitmeyecek. Çünkü biz gücümüzü, motivasyonumuzu milletten, milli iradeden alıyoruz. Yatırımlar baltalanıyor. Sizlerin onayıyla o yolların yapılması için verilen krediler, destekler maalesef reklama, algıya, başka başka işlere harcanıyor. Murat Kurum rakibi Ekrem İmamoğlu'nu algı yapmakla suçladı, Don Kişot benzetmesi yaptı. Bu yönetim Don Kişot gibi. Don Kişot gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. İstanbul dışında her şeyin kavgasını veriyor ama bir tek, değerli kardeşlerim, İstanbul'un kavgasını vermiyor. Kurumun seçim mesaisindeki ikinci durağı tesis yönetim zirvesiydi. Sitelere sağlık kabini, kütüphane, etüt merkezi vaat etti. Kira fiyatlarını aşan aidatları düşürme sözü verdi. Bazı sitelerimizde neredeyse bir kira kadar aidat alınmakta. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için de gerekli çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız ve aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için buradaki yöneticilerimizle birlikte çalışacağız. Seçim maratonunda adayların temposunun en yüksek olduğu adreslerden biri Ankara. Mansur Yavaş sokakta seçmenin nabzını tutarken rakibi Turgut Altınok da vaatlerde el yükseltiyor. Mansur Yavaş'ın belediye çalışanlarına %70 ek zammını beğenmemişti. Keçiören'de çalışanlara %35 zam yaptı iddiaları için de daha belli olmadı diyerek yalanladı. Bizim felsefemizde ayırmak yok, birleşmek var. Onlar insanları incittiler, biz incinsek de incitmiyoruz. Belediye çalışanları %35'lik zammınıza aslında itiraz ediyor. Yani enflasyonun altında kaldı şeklinde eleştiriler var. 35 öyle bir zam yok ki. Seçimlere geri sayım sürerken gündemleri de tempoları da hızlandı Ankara adaylarının. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın 2024 için verdiği %70 ek zammı beğenmemiş, göreve geldiğimizde personele zam yapacağız demişti. Keçiören'de %35 zam yaptığı iddialarını kabul etmedi. Kadrolu işçilerimizin şu anda sözleşmesini yapmadık ki.
Yapılmayan sözleşmeyle ilgili ne? Yani yapılan bir sözleşme yok ortada daha. Sözleşme yapmamışız. Sözleşmenin zamanı gelmemiş daha. 18.700 lira olan bir çalışanın maaşının 24.900 küsür liraya çıktığı, %35 zam yapıldığı iddiası bankaya yatan dekontla ortaya atıldı. Altınok daha belirlemedik dedi. Ankara'ya hızlı bir adam lazım. Ok gibi biri lazım. Kira öder gibi konut sahibi yapacağız binlerce vatandaşımızı. Altınok sahada vaatleriyle el yükseltiyor. Her adreste hedefinde ise rakibi Mansur Yavaş vardı. Emeklilerimize 5000 lira. Et parası 400 lira değil 2500 lira Ankara kartla. Her zaman seyirciyorum var ya, Allah senden razı olsun. Evet, adamsın adam, adam. Sağ ol. Adamın dibisin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş da Ankara'yı karış karış geziyor. Yavaş yeni günde esnaf ziyaretleri yaptı, sokağın nabzını tuttu. İddiaya girdim. Siz kazanırsanız forma alacağım. Arkadaşımdan. Çok teşekkür ederim. İstanbul'dan geldim. Gönlüm sizinle inşallah. Adım attığı her adreste ilgi yoğundu Yavaş'a. Gerçekten desteklediğimiz aile olarak hepsinden faydalanıyoruz. İyi ki varsınız. Eğer o desteklerden faydalanmamış olsaydık gerçekten göremiyoruz, çok perişandık. Turgut Altın olsa son durağı başkanı oldu, Keçiören oldu. Keçiören'deki eksiklikleri saydı, kentsel dönüşüm vaat etti. Keçiören kentsel dönüşüm bekliyor, doğru mu? İlk 6 ayda yapacağız. Akşam sabah trafik problemimiz. Tek yönlü caddeler haline getireceğiz. Erzincan İliç'teki maden faciası ile ilgili başlamıştık ya, gelişmelerle ilgili Çevre Bakanlığı bir belgeyi, lisans belgesini iptal etti diye, iznini iptal etti diye. İzleyicimiz de demiş ki eminim 31 Mart yerel seçimleri geçince o maden dahil hepsi tam kapasite çalışacak, hatta daha fazla açılacak. Mümkün, bu ülkede her şey mümkün ne yazık ki artık. Bir izleyicimiz de birazdan aktaracağız emeklilerle ilgili. Bayram ikramiyesi sadaka gibi verilmesi komik değil mi diyor. Emekliye seyyanın 15 bin TL istediklerini belirtmiş. İlk şu anda belirlenen ikramiye ne kadar, ne olması muhtemel, hepsini birazdan aktaracağız sizlere. Siyasi partilerin kesin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na vermeleri için son tarih 20 Şubat. Zaman daralırken CHP'de Hatay düğümü hala çözülemedi. Memleket Partisi İstanbul adayını, DEM Partisi ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme süreçlerini tamamladı. Pazartesi günü itibariyle de son bulacak. Siyasi partilerin yüksek seçim kurullarına vereceği kesin aday listeleri için geri sayım devam ederken, CHP'nin Hatay'da alternatif aday arayışı sürerken son bir anket daha yapacağız demişti Özgür Özel. Bu kez haftanın ilk gününe işaret etti. CHP'nin Lütfü Savaş yerine Mustafa Sarıgül ismi üzerinde yoklama yaptığı da gündemde. Kendine inandığında, güvendiğinde Cumhur İttifakı'nın yanından bile geçemeyeceği bir ittifak var. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Özel yerel seçim mesajını Türkiye İttifakı diyerek verdi. İttifakı sandıkta seçmenle yapacağız dedi. Siyasi partilerin YSK'ya kesin aday listelerini verecekleri son gün 20 Şubat. Memleket Partisi'nin İstanbul adayı genel başkan yardımcısı olan Berk Hacıgüzeller oldu. Muharrem İnce oldukça iddialı sözlerle adayını ilan etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Berk Hacıgüzeller. Hasta hırlarken sağlam fırlarmış. İki tane karşılıklı kapışma varken Berk aradan çıkıver, şöyle olsun bitsin. Daha önce İstanbul adayını açıklayan, Ankara içinse net tavrını sona bırakan DEM Parti'nin de Ankara adayı, 2016 yılından bu yana cezaevinde olan eski HDP yöneticisi Gültan Kışanak oldu. Keşke buradan sahalarda takdim edebileceğim bir isim olsaydı ama öyle değil. Şu anda hapiste Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise Türkiye'nin en büyük işçi havzası Gebze'den belediyeye başkan adayı olduğunu duyurdu. Adaylarını açıkladı. Seçim yarışında partiler iddiasını ortaya koyarak hem seçim kampanyalarıyla hem de adaylarıyla sahada. FETÖ suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 387 hakim ve savcı Danıştay kararıyla göreve iade edilmişti. Sessizliğini bozan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın göreve iadelerle ilgili inceleme başlattığını açıkladı. Muhalefet ise iktidarı hukuka uymaya çağırdı.
Tayyip Erdoğan keyfine göre karar veriyor. Onun verdiği sözü de talimat olarak biliyor Adalet Bakanı. Hemen şak diye gereğini yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamaları yapmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz da bu dosyalarla ilgili olarak yeniden inceleme başlattı. Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak biz yeniden bir inceleme başlattık. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz bu kararı yeniden değerlendirecektir. Neyini değerlendireceksiniz? Danıştay'dan daha büyük bir kurum mu var Allah aşkına? Anayasa Mahkemesi'nin üzerine Yargıtay'ı koydunuz. Şimdi de Danıştay'ın üzerine de Hakimler ve Savcılar Kurulu mu koyacaksınız? Ya ne zaman hukuka uyacaksınız siz? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcının göreve iade edilmesiyle ilgili göreve iade edilen isimlerin tekrar değerlendirileceğini, HSK'nın inceleme başlattığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danıştay tepkisinin ardından geldi inceleme kararı. Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak bunda da sessiz kalamayız. Kardeşim, kitap var, kanun var. Bu kanunları biz mecliste niye çıkartıyoruz? Hiç çıkartmayalım o zaman. Tayyip Erdoğan çıksın, şu böyle olacak, bu böyle olacak desin. Böyle bir mantık var mı? Böyle bir hukuk devleti olur mu? Türkiye'ye yatırım gelmiyor, ekonomi kötü. Kötü olur tabii. Bir hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor. FETÖ ile mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Çünkü bu bizim kırmızı çizgimiz. FETÖ ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Hepimizin kırmızı çizgidir. Kimse Türkiye'de de bir parti devleti kurmasını istiyoruz. Hukukun üstünde adalet vardır. Sizin partinizde bulunan kişiler bakan olurlar veya belediye başkanı olurlar. İşlem yapılmaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 4006 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Dava açan 387 hakim savcı Danıştay kararıyla mesleğe geri döndü. Cumhurbaşkanı Danıştay'ın kararına tepki gösterdi. Muhalefet ise iktidara seslendi. Dön gel hocam diye ağlayanlar vardı. Parsel parsel verdik diyenler vardı. Ne istediniz de vermedik diyen kendisi değil miydi? Eğer böyle bir mantıkla gidersek, kitaba bakmadan, kanuna bakmadan hareket edersek en büyük FETÖ'cü kendileri. Adil Öksüz'ün kuzeni bugün devletin çok önemli bir bakanlığında baş müfettiş ya. Göreve iade edelim. 15 Temmuz darbe girişiminin kara kutusu, firari Adil Öksüz'ün kuzeninin ihraç edildiği, onun da iade kararıyla İçişleri Bakanlığı'na döndüğü iddia edilmişti. Muhalefet İçişleri Bakanı'nın sessizliğine dikkat çekti. Bir insan bir suç işleyebilir, bu kardeşinin yakınlarını, kuzenini bağlamaz. Ama bir iddia varsa da çıkar dersin ki bunun alakası yoktur falan der, bir açıklama yaparsın. Tık yok. Tuzla Piyade Okulu'ndaki 10 Kasım törenlerinde yakasına Atatürk resmi takmayan teğmenlere meslektaşları tepki göstermiş. Tartışma kavgaya dönüşünce 7 teğmen ordudan atılmıştı. Olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı teftiş raporunda teğmenlerden birinin Atatürk'ü sevmiyorum ifadesi yer aldı. Bu şahıs diyor ki ben Atatürk'ü sevmiyorum. Mümkün mü bir piyade teğmenin Atatürk'ün resmini buruşturup yere atması? Ben Atatürk'ü sevmiyorum diye ifadelerde bulunması. Neden takmadın diye sorduk. Aa, bana zorbalık yapıyorlar, o yüzden takmadım dedi. Bunun üzerine SK teğmen, sen tepkini sana zorbalık yapanlara göster. Senin derdin Atatürk'le değil, saygısızlık yapma dedi. Bunun üzerine aa bize Atatürk'ü sevmiyorum ama saygı duyuyorum ifadelerini kullandı. Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve arkadaşlarına itiraz eden teğmenlerin Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan 44 sayfalık müfettiş raporuna giren ifadeleri gazeteci Tolga Şardan köşesine taşıdı. Harp Okulları Kanunu'nun 5. maddesi der ki bir subay Harp Okulu öğrencisi Atatürkçü olmak zorundadır. Atatürkçü olmak subay için yasal bir zorunluluktur. Sonuçta teğmen olmuşlar. Atatürk düşmanı. Bir grup maalesef silahlı kuvvetlerde teğmen olmuş. Rejim karşıtlığından şüphe edildiği orada ifade edilmiş bu üç teğmenin. Atatürkçü teğmenlerin avukatı Çağlar Altun, Atatürk fotoğrafı takmayan 3 teğmenle ilgili müfettiş raporunda rejim karşıtlığı tespitinin de yapıldığını söyledi. Harp okulları kanununa işaret etti. 7 teğmen askeri disipline uymadığı gerekçesiyle ordudan ihraç edilmişti. Altun, Atatürkçü teğmenler harp okulları kanununa uydular ama ihraç edildiler diye tepki gösterdi. Okuldaki Atatürk karşıtlığının ise basit bir disiplinsiz olarak görülmesine dikkat çekti. Ona niye takmıyorsun? Atatürk'le bir sorunun mu var dedim. Bana bir sorunun varsa ne olacak? Sen mi çözeceksin? Zorla taktıramazsınız dedi. Bir zorlama yapmadım ama bana bu şekilde cevap vermesi beni sinirlendirdi. Atatürkçü teğmenlerin daha önce tarikat ve cemaat yapılanması konusunda üstlerini uyardıkları da
Ancak bir sonuç alamadıkları da ifadelerine yansımıştı. Basit bir devre arkadaşlığı, basit bir koğuş arkadaşlığından öte Atatürk ve rejim düşmanlığı üzerine inşa edilmiş bir yol arkadaşlığı olduğunu değerlendiriyor. Bizim bir önergemiz var. Orada bu tür cemaatlerle, tarikatlarla ilgili olan kişilerin takip edilip araştırılması gerekiyor. Avukat Çağlar Altun'la ben de konuştum, anlatacağım şimdi ama o konuşmada doğal olarak teğmenlerin hangisi hangisi diye anlatmaya çalışırken bana kullandığı ifadelerden biri Atatürkçü olmayan teğmenlerdi doğal olarak. Kendi adıma bu çok can yakan bir durum. Aslında durumun vahametini de ortaya koyuyor çünkü açık açık söylüyor teğmenlerden biri Atatürk'ü sevmiyorum diye aktardık. Bu kabul edilemez olduğu gibi yasaya aykırı. Tüm bunlardan ayrı olarak birçok usul hatası var ama benim o hatalardan en çok dikkatimi çeken de Aytunç Erkin'in de yazdığı şu: Kara Kuvvetleri Komutanı'nın disiplin soruşturması sonuç raporundaki işte ceza verilmesi yönündeki tekliflere kendisinin katılması. Şimdi o görüşten sonra disiplin amirlerinin tarafsız değerlendirmeyle karar verebilmesi askeri hiyerarşide mümkün olabilir mi? Olamaz mı? Sizler de bir düşünün. Geçtik emeklilere. Emekli 3000 lira olarak açıklanan bayram ikramiyesine tepkili. Pek çoğu beklediğini bulamadı. İkramiyedeki artış ilk verildiği 2018 yılından bu yana hem asgari ücret hem de enflasyondaki artışa göre çok geride kaldı. Önümüzdeki bayramda bu rakamı %50 artışla 3000 liraya yükselteceğiz. Kendi cebinden verirlermiş gibi 3 veriyor. Biraz ağlarsan 5 veriyor. Biraz daha ağlarsan 10 veriyor. Götürsün o 3000 lirayı yapanlar bozdursun harcasınlar. Onlara iade ediyoruz bu 3000 lirayı. Asgari ücretin %62,5 olarak başlayan bayram ikramiyesi 2024 yılında asgari ücretin maalesef %20,6'sına zamlı haliyle düşmüş olacak. Olması gereken rakam 10.626 liraydı. Asgari ücretin net %62,5'unu vermiş olsalardı. Seçim öncesi beklenti yüksekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 3000 liralık bayram ikramiyesi o beklentiyi karşılamadı. İkramiyenin ilk verildiği yıl olan 2018 yılındaki asgari ücrete göre artış olsaydı emekli bayrama 10.000 lirayla girecekti. Oysa en düşük tahminin bile çok gerisinde kaldı. En az 5000 olmalıydı en az. Her gelen zamla geçim sıkıntısı biraz daha artan emekli gözünü bayram ikramiyesine çevirmişti. O para en azından bir açığına yama olur diye umut ediyordu. Olmadı. Tahmin ettiği rakama bile ulaşamadı bayram ikramiyesi. Milyonlarca emekli bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Hep hayal kırıklığı. Hep hayal kırıklığı. Çıkıyorsun, inan yani bir çayının bir simit alıp da yiyemeden geri dönüyorsun yani. Onu yersen açığın var arkada. Ben iki senedir şu üzerime bir çöp eşya almamışım. Alamıyorum. Onun için de emeklilerinden ala geçmesinler lütfen. Yine 2018 yılında 1000 liralık bayram ikramiyesiyle küçük baş kurbanlık alınabiliyordu. Bu yıl verilecek bayram ikramiyesi ise ancak 4,5 kilo kırmızı ete yetiyor. 2 kilo et aldın mı bitti. Üzerinde ki hiçbir şey. Evdeki yani olmayan şeylerimizi, sebzelerimizi yani. Onun haricinde başka bir şey alamayız. Litre 3900 lira, ikramiye 3000 lira. Artık 5 de bir şey değil de ama hiç değilse bir 5 olabilirdi. TÜİK'in enflasyonuna göre dahi hesap yapılmış olsa 2018'in Haziran ayından bugüne kadar en az 5.550 lira olması gerekiyordu. Bu rakam da olmadı. Bayram ikramiyesine yapılan %50 artış TÜİK'in enflasyonunun bile çok gerisinde kaldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise seçime yakın ikramiyenin artabileceğini iddia etti. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bayram ikramiyesini 3000'e çıkardı. Ahamla söylüyorum, eğer işin tehlikeli olduğunu görsün 10.000 liraya çıkarmazsa adımı değiştirir. Emekli çoktan bitmiş yani. Emekli hiç yani ben yaşıyorum demez. İster dolar hesabı yapın, ister et, ister asgari ücretle kıyaslayın. Komik bir rakama düştüğü ortada ikramiyelerin. Ama trajikomik olansa pazarlığın çok küçük bir meblağdan açılması. Akşener diyor ya 10.000'e kadar çıkarır tehlike görürse.
Bu nedir yahu? Maaş zamlarında yaşanan komediyi hatırlıyorsunuz. 3-4 kere değişti oranlar. Şimdi de emekli ne kadar sesini çıkarırsa o kadar alabilecek yani. O yaşlarda soğuk havaya rağmen sokakta olması tehlikeyi hissettirmesi gerekiyor yani. Olmaz olsun, vermeyecekseniz vermeyin diyesi geliyor insanın da diyemezsiniz. Numan Kurtulmuş demişti ya, üzülmüştük hepimiz de aramızda bazı vekillerin sadece bir maaşı var diye. Onlar gibi sadece bir maaşı olan ama 110 bin lira değil 10 bin lira olan bir emekliye 1000 liranın bile değeri büyük, takdir edersiniz. İstanbul'da 40 yıllık iki bloktan oluşan site çürük diye kentsel dönüşüme girdi. Ev sahipleri müteahhitle anlaştı, inşaat yükseldi. Sonra fark edildi ki yeni bina eskisinden de çürük. İşte çürüksel dönüşüm. Çürük diye, depremde yıkılacak diye korkup da yenisini yaptırdığımız binamız göçme durumda şu anda. Bakın, tavuk kümesinde kullanılmayacak demirler. Kolonlarda 0.70, %30 eksik demir. Girişlerde %66 eksik. Bizi maalesef beceriksiz, iş bilmez birkaç öncü komşumuz düşürdü. İnsanlar düşmesin, bundan ders alsın, ibret alsın. Burası ibret vesikasıdır. Kentsel dönüşümle yenilenen binada bir binayı ayakta tutacak ne varsa eksik çıktı. İstanbul Bahçeli Evler'de 40 yıllık iki blok riskli görülerek kentsel dönüşüme girdi. Ev sahiplerine ücret almadan daireleri teslim edeceğim diyen müteahhit çürük binayı eskisinden daha çürük yaptı. 8 dairesini müteahhit kendi aldı ve hiç para talep etmeden inşaatı yapacağını söyledi. Bahçeli Evler'deki 40 yıllık 3. Gökler sitesi depreme karşı dayanıksız, yani çürük çıkarak kentsel dönüşüme girdi. Daire sahipleri heyecanla yeni dairelerini beklerken yeni yapılan binalar eskisinden daha çürük çıktı. Şimdi o binaların kapısı mühürlü, daire sahipleri kirada ve mahkemelik oldular. Eşimle beraber biriktirdiğimiz emeklerle aldık burayı. Ve şu anda ziyan oldu, gitti. Kirada mı oturuyorsun? Tabii kirada oturuyorum. Satsam vicdan vermez. Kiraya versek vicdan vermez. Emekli öğretmen Nihat Keleş gibi 36 daire sahibi kara kara düşünüyor. 2019 yılında yıkım kararı çıktı sitelerine. 2022 yılında müteahhitle anlaştılar. Bir yıl sonra yenilenmiş evlerine geçeceklerdi ama hiçbir şey bekledikleri gibi olmadı. İnşaat halindeki binaya giderek evini kontrol eden inşaat mühendisi Özgür Gökkaya gözlerine inanamadı. Dairemin döşemelerinde eğim vardı, yaklaşık %10'a yakın. Daire sahipleri kentsel dönüşümün büyük bir ranta dönüşeceğini hayal etmediler. Onların hayallerinde müteahhitin de onlara vaat ettiği bu yeni sağlam binalar vardı. Ancak gerçek şu anda çok acı. İşte o binalar her an yıkılmayı bekliyor. Uzmanların söylediği, biz eşyaları koyar koymaz kendimizi otoparkta bulmuş olacaktık. Kanunlarda şöyle bir şey, yapı denetim firmaları kontrol ediyor artık şeyleri, binaları. Belediye ekipleri gelip bakmıyor. Önce belediye, sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ardından üniversiteden gelen raporlarla yenilenen binanın çürük olduğu belgelendi. Müteahhit kararı itiraz ederek binanın güçlendirilmesini istedi. Şimdi iki tarafta mahkemelik. Binamız daha yeni. Niye çürük yaptın da güçlendireceksin? Niye doğru dürüst yapmadın? Bu da şu anda bir yargı sürecinde, mahkeme sürecinde. Arkadaş buluşmalarında kafelerde kahve içmenin maliyeti aydan aya artıyor. İthal olduğu için fiyatlar da dövize bağlı. Müşteriler yüksek fiyatlardan dert yanarken kahveciler özellikle kira giderlerinin fincana yansıdığını söylüyor. Günde 5 kere içiyorsak yine 5 içiyoruz ama 4'ünü evde içiyoruz. Önceden 4'ünü dışarıda içerdik, şimdi tam tersi oldu. Ne kadar bir kahve? Ortalama 100, 120, 130, 70, en düşüğü 70. 2 ayda bir zam yetiştiremiyoruz. Yani her hafta menü değişiyor desem yeridir. 3 ay önce 65 liraydı, işte 2 ay önce 80 liraydı, 90 liraydı. Yılbaşından sonra da 110 lira. Arkadaşlar dışarı çıkarken illa bir kahve içelim. Oluyor o yüzden de. İçmemek olmuyor. Sarsıyor ya öğrenci olarak, yani 80-90-100 lira ortalama fiyatlar. İçmesi keyif ama kahve fiyatları bütçe sarsıyor. İthal olduğu için dövize bağlı olarak fiyatlarda üst üste yaşanan artış kahvenin tadını kaçırdı. Bir fincan kahvenin fiyatı 70 liradan başlıyor, 120 liraya kadar çıkıyor. Kahveye ne kadar ödediniz? 125 lira. Çok pahalı. Gerçekten pahalı. Amerikano 110 lira, filtre kahve 100 lira.
Latte 120 lira. 3-4 bardak içiyorum. Yani ortalama 400 lira 500 lira veriyorum. 1 kilogram kahve çekirdeğimiz 600 TL'den başlıyor. 1100-1200 TL'ye kadar varabiliyor. 3 yıl önce kahve çekirdeğinin kilosu 200 lirayken artık 1000 lira seviyesine yaklaştı. Ama müşteriye yansıyan zamların ana nedeni sadece kahvede değil. İstanbul Galata'da bulunduğumuz kahvecide bir fincan kahve için yaklaşık 24 gram kahve çekirdeği kullanılıyor ve bunun da işletmeye maliyeti ortalama 20 lira. Ama müşteriye sunulan fiyat bir latte için 120 lira. İşletmeye göre fiyatın artmasının en temel nedeni kahve gideri kadar diğer maliyetler. Başta da kira. Çünkü bu kafenin geçen yıl kirası 200 bin liraydı, şimdi ise 400 bin lira. Geçen yıl kahve 50 TL içiyorsak bu yıl 100 lira oldu. Niye? Bunu da işletme sahipleri mecburiyetten fiyatlara yansıtıyor. Bu görmüş olduğunuz işletmenin şu an yıllık 800 bin TL gibi bir vergisi çıktı. Müşteriler de haklı, ben de üzülüyorum ama ne yapayım, paranın da bir değeri kalmadı. Kaç para bütçe ayırdınız kahve ve tatlı için? Kahve ve tatlı için 300 lira bütçe ayırdım. Kahve birçoğumuzun vazgeçilmezi ama fiyatı da gittikçe katlanıyor. Bir fincan filtre kahvenin fiyatı 100 lira, Americano'nun fiyatı 110 lira, latte'nin fiyatı da 120 lira. Diyelim ki filtre kahvenin yanında bu şekilde orman meyveli bir tatlı yiyeceksiniz. Kahve ve tatlının fiyatı da 300 liraya mal oluyor size. Kaç para verdiniz kahveye? 110 TL. 4 kişiyiz. Kahve içtik, tatlı yedik. Yani en az 800 bin lira arasında. İnsanların her gün bunu yapabiliyor olması lazım. Kafasında böyle bir kaygı olmaması lazım. Emeklilerle ilgili birçok mesajınız var. Emekliyi kullanarak birbirleriyle dalga geçmesinler demişler, siyasilere söylüyor. Haklısınız, ne diyeyim. Çok geç 3000 lira vereceğinize emeklinin kök maaşını yükseltin diyorum demiş Muhammed Bey. Onlar bilmiyorlar mı doğrusunu bu olduğunu, biliyorlar. Yasemin Hanım da çok geç olmadan Eros'un katili yakalanmalı. Eros'u kedi adı, kedinin adı. İK 6 dakika boyunca bir canı tekmeleyerek öldürdü ve serbest, adalet istiyoruz diyor izleyiciler. Çok bu mesaj geliyor. Neden hiçbir siyasi lider bize ses vermiyor diye de soruyorlar. Otoyolun hemen yanında bir ev sürekli risk altında. Geçen ay bir kamyon çarptı. Şimdi de tır girdi eve. Sivas'taki evde yaşayan aile evi boşaltmasaydı belki de hayatta olmayacaklardı. Yetkililere sesleniyoruz. Buraya ayda bir su araç mutlaka düşüyor. Geçen ay bir kamyon girmişti. Dün de bir tırın düştü buraya. Yukarıdan gelen araçlar sürekli buraya düşüyor. Geçen ay bir kamyonun çarptığı otoyol kenarındaki eve bu kez de bir tır çarptı. Kontrolden çıkan araç iki katlı evin üzerine uçtu. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Çünkü ev sahibi sürekli araçların çarptığı evi boşaltmıştı. Allah'tan ki ev boş. Yoksa muhakkak bir can kaybı olma ihtimali yüksekti. Ev sahibi de evinde oturamıyor. Ev sahibi evinde oturamıyor çünkü sürekli bir araç evine giriyor. Daha geçen ay bir kamyon evine çarptığı için onarım başlatmış, tamirat da yeni bitmişti. Bu kez de bir tır kontrolden çıktı. 10 metreden Fırtına ailesine ait iki katlı evin üst katına uçtu. Evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Tır sürücüsü hafif yaralıydı. Tedavi altına alındı. Mahalleli yetkililere seslendi. Kazaları önleyecek tedbir almalarını istedi. Yolu bilmeyenler burada yol kesiliyormuş gibi olduğundan sağa sola dönüşler, demek ki ışıklandırma tabela eksik geliyor. Yani burada yol bitiyormuş izlenimi var. Yapay zeka sonunda bunu da yaptı. Metni görüntüye çeviren bir teknoloji geliştirildi. Sahibini patisiyle uyandıran kedi, kırmızı yünden örme motosiklet kaskıyla Tuz Çölü'nde yürüyen astronot. Bu görüntüler gerçek gibi görünse de değil, dünya yazılı metni görüntüye dönüştüren yapay zeka teknolojisiyle de tanıştı. Her gün hızla gelişen teknolojide devrim sayılabilecek bir yenilik yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir yapay zeka şirketi metni görüntüye çevirebilen Sora'yı tanıttı. Yapay zeka modeli Sora yazılı metin yoluyla komut alıyor. Sahip olduğu derin dil anlayışı sayesinde anında kısa, yüksek kaliteli ve detaylı görüntüler oluşturuyor. Görüntülerin süresi 1 dakikaya kadar uzatılabiliyor. Metin ne kadar detaylı olursa ortaya o kadar gerçekçi görüntüler çıkıyor.
Şirket görüntüleri elde edebilmek için yapay zekaya önce hareket halindeki dünyayı öğretti. Geliştirme aşamasındaki Sora'nın devamlılık hataları yaptığı ortaya çıktı. Örneğin yenen bir kurabiyede ısırık izinin olmadığı görüldü. Sora henüz herkesin kullanımına açılmadı. Sadece şirket çalışanlarına, görsel tasarımcılara ve sinema sektörüne erişim izni verildi. Yapay zekanın kötüye kullanılmaması için yanlış bilgilendirme ve nefret içeriklerine karşı eğitileceği duyuruldu. Amerika'da polis çekiciyi kaçıran şüphelinin peşine düştü. 1,5 saat süren kovalamacada onlarca araç hasar gördü. Ters şeride girdi, önüne çıkan araçlara çarptı. Çekiciyi çalan hırsız polisten kaçarken yolu birbirine kattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti filmleri aratmayan bir kovalamacaya sahne oldu. Polis ekipleri yoldaki kazayı incelerken bir kişi çekicinin boş olmasını fırsat bildi. Direksiyon başına geçerek hızla kaçmaya başladı. Polis hemen peşine düştü. Sürücü kaldırıma çıktı, ters şeride girdi. Işıkta bekleyen araçlara çarptı. Alçaktan geçen elektrik telleri de sürücüyü durduramadı. 1,5 saat süren kovalamaca sonunda şüpheli ormanlık bir alana girerek durdu. Aracın etrafını saran polisler şüpheliyi gözaltına aldı. Şimdi ara zamanı. Efendim Now hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Now'da yayın. Dizimiz Kopuk'la yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Her köşesi cennetin.